Değerli arkadaşlar, neden Ankara, İstanbul, Bağdat'a, Kabil'e benzedi? Bunun cevabını da hükümetin izlediği Suriye politikasında görebilirsiniz. Öngörüsü olmayan yanlış politika maalesef yüzlerce yurttaşımızın katledilmesine, öldürülmesine sebep oldu. Hükümeti defalarca uyardık. Suriye politikanız yanlış dedik. Türkiye'ye ateşe atıyorsunuz dedik. Ama gözü kararmış bir siyasetle Türkiye maalesef ateşin tam ortasına atıldı. Türkiye sınırı yol geçen hanına döndü. Türkiye maalesef dünyadaki eli kanlı teröristler Türkiye sınırlarından geçerek Suriye'ye gitti. Hükümet bu gruplara her türlü desteği, şefkati verdi. Sadece Suriye rejimine düşman olduğu için terör gruplarına hem sınırlarımız açıldı hem de Türkiye'nin birçok ilinden bu örgüte eleman kazandırıldı. Ve bunların sonunda ismi bilinen eli kanlı katiller özel arabaları ile mola vererek, çay içerek geldiler. Türkiye'nin göbeğinde katliama gerçekleştirdiler. Bu katillerin ismini MİT biliyordu, emniyet biliyordu ama hiç kimse engellemedi. Öyle ihmaller var ki normal bir ülkede olsa hükümet istifa eder. Ama maalesef 10 Ekim katliamını organize etmekte suçlanan firari IŞİD yöneticisi Edemi Türe polis takibindeyken hastanede tedavi gördü. IŞİD'in Türkiye sorumlusu olarak bilinen İlhan Balı polis takibindeyken IŞİD militanlarını hastanede ziyaret etti. Onları sevk ettirdi. Akrep tipi zırhlı araçlar insan parçalarının üzerinden geçti. Polis yaralılara ve onlara yardım etmek isteyenlere biber gazı sıktı. İhmali hatta kastı aşan bir durum var. Ne oldu peki? Bu kadar ihmal var, kasıt var. Bir tek kişi bile bedelini ödemedi. Ne oldu? Anket yaptık, oylarımız arttı diyen bir başbakan, sırıtan müsteşarlar, devletin hazırladığı raporlarda bunlar var. Ama ne hükümet, ne emniyet, hatta bir tek bekçi bile bu katliamdan sorumlu tutulup yargılanmadı. Şimdi Cumhuriyet'in tarihin en katlı katliamının hafızalardan silinmemesi gerekiyor. Bakın 1993'te Almanya'da Türk kökenli genç ailesinin oturduğu evi Naziler yaktı. O binanın yerinde gökdelen dikilmedi, anıt yapıldı. Almanya Nazi katliamını unutulmaması için elinden geleni yapıyor. 15 Temmuz daha dün 15 Temmuz'u yaşadık. 15 Temmuz'da bir ağır darbe girişimi yaşadık. Oradaki şehit olan insanlarımızın adına anıtlar dikiliyor. Yine IŞİD katillerinin yapmış olduğu Ankara Atatürk katliamından sonra Atatürk Havalimanı'nın önüne anıtlar dikildi. Değerli arkadaşlar, insanlar arasında ayrım yapıyorsunuz. Yaşayan insanlar arasında ayrım yapıyorsunuz. Ama katledilen, şehit olan insanlar arasında lütfen ayrım yapmayın. Nasıl ki Atatürk Havalimanı'nda katledilen, IŞİD katilleri tarafından katledilen insanlara anıt dikiyorsanız, 10 Ekim'de çocuklarını kaybeden barış güvercinlerinin adına da lütfen anıt dikin ve buradaki meydanın barış meydanı olarak yapılmasını sağlayın. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Biraz önce Sayın Grup Başkan Vekili Ermeni soykırımı ile ilgili bir şey söyledi. Değerli arkadaşlar, bizim tarihimizde Türk bayraklarının, Azeri bayraklarının yasaklandığı da hükümet AKP'ydi. Bursa'da Ermenistan Türkiye maçında Türk bayrağını, Azerbaycan bayrağını yasaklayan sizsiniz. PYD diyor, PYD. PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'i Ankara'nın devlet koridorlarına ağırlayan özel uçakla getirip götüren de sizsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne